Yani o kişinin samimiyeti, mehdiliği konusunda, mücadelesi konusunda şüpheye düşecekler. Yine Peygamberimizin hadis. İmam Mehdi ilmi gücü olan 30 yardımcısıyla yalnız değildir. 30 tane yardımcısı var. Bir ilmi heyeti var. Bir ilim heyeti var 30 tane. El Sayfa El Mehdiye'den seçme dualar. Seyyid Murtaza Müştehidi Sistani sayfa 49. El Bihar yine 52. sayfanın 153. 52. ciltte 153. sayfa. Ey Ebu Hureyre diyor. Bu topluluk Hazreti Mehdi Aleyhisselam cemaati zor ve güçlü bir yola girerek peygamberin derecesine kavuşurlar. Peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Maşallah. Bak. Ey Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'ye hitap var. Bu topluluk Mehdi ve cemaati zor ve güçlü bir yola girerek, çünkü Deccal zamanında hem zor hem de güç bir yola giriyorlar. Çok güç. Aileleri saldıracak, sokak saldıracak, ihbarlar yapılacak, mahkemeye verilecekler, eziyet görecek. Efendim, suikastler yapılacak. Yani basın, radyo, televizyon kudurmuş köpek gibi saldıracaklar Mehdi ve talebelerine. Mehdi Aleyhisselam ve cemaati zor ve güç bir yola girerek peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Peygamberlerin derecesine kavuşurlar. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı, giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Demek ki daha önce zengin çocuklar. Şimdi hadi çok açık. Allah kendilerini doyurduktan sonra açlığı. Zengin olan anasının babasının yanından ayrılıyor, fakir hayat yaşıyor. Şık giyinirken, giydikten sonra çıplaklığı, sade bir elbiseye razı oluyor. Mesela ailesinin yanında olsa, işinin gücünün peşinde olsa, malın mülkünün peşinde olsa, muhteşem giyinecek, muhteşem yiyecek, Allah yoluna gitsin diyor para. Ben istemiyorum diyor. Sade de giyiniyor, süs olarak tabi, Allah rızası için silah olarak da belki. Çünkü Peygamberimiz de şık giyiniyordu, sahabeler de şık giyiniyorlardı. Ama yani çok daha fazla imkanı varken o imkanlarını kullanmıyor. Giydirdikten sonra çıplaklığı, içirdikten sonra susuzluğu tercih ederler. Allah'ın katındakine ümitlerini bağlayıp bunları terk ederler. Yani Allah'ın rızasına tabi olup bütün dünyayı terk ediyorlar. Giyiniyorsa da Allah için giyiniyor, yiyorsa da Allah için yiyor. Ama dünyevi hırsını kaybetmiş. Hesabından korku duyarak helali dahi bırakırlar. Bak, helalden bile vazgeçiyorlar. Yani bir kısım helalleri, mesela diyor ya Talut Calut kısasında, Kur'an'da, nehir suyu içmek helaldir. İstediğin kadar içersin. Ne diyor Talut? Bir avuç dışında. Bir avuç içeceksiniz diyor. Helali sınırlandırıyor. Yani komutan olarak. Bir bildiği var. Dünyaya sadece bedenleri ile ilgili ilgi gösterir. Bak, dünyaya sadece bedenleri ile ilgi gösterirler. Yani zahiren dünyaya ilgi gösterirler mecbur oldukları için. Onun herhangi bir şeyle iştigal de etmezler. Yani dünyaya oturup bağlanmazlar diyor. Onların Rablerine olan itaatleri karşısında, bu takvaları, bu güzel ahlaklar karşısında melekler ve peygamberlerin ruhaniyeti dahi hayrete düşer. Melekler de şaşırıyorlar yani onların muazzam ahlakına, kararlılıklarına, deccaliyeti boğmadaki azimlerine melekler hayret ediyorlar. Çünkü alışmamışlar, ilk defa görüyorlar. Hayretler içinde kalıyor çünkü dünya tarihini bildikleri için hepsini görmüş, geçirmişler. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Peygamberlerin ruhaniyeti de şaşırıyor. Maşallah. Yani onlar da görmemişler, hayret ediyorlar. Maşallah. Ne mutlu onlara diyor. Ne mutlu onlara iki kere Allah onlara benim Allah'ın onlarla benim aramı birleştirmesini ne kadar çok isterdim. Allah'ın onlarla benim aramı birleşmesini ne kadar çok isterdim. Yani onları görmeyi, onlarla birlikte olmayı ne kadar çok isterdim diyor. İnşallah. İnşallah. Yine Resulullah'tan hadis.
Onlar Allah yolunda mücadele ederler. Ve büyüklenenler, azamet yapanlar, yani o devrin komparadorları, zenginleri, köşe başındaki bazı kişiler, küfrün, dalaletin adamları, işte radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde, orada burada veyahut Müslüman bazı cemaatler içerisinde gizli olan münafıklar, üçkağıtçı, sahtekar bazı Müslümanlar, büyüklenenler, enaniyet yapanlar, bak büyüklenenler onları küçük görür. Bunlar diyor, bırak kardeşim bunları ya diyor, malum canım yani, bak bak. Büyüklenenler onları küçük görür. Onların kıymeti dünyada bilinmez. Adam zaten kafa kemik gibi adam. Adam eşek kafası yani, kafa gibi bitmiş. Onun için kıymet bilecek durumda değil. Fakat ahirette iyi tanınırlar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerin ruhları kandil gibi aydınlıktır. Bir ışık saçıyor, bir nur, bir ferahlık. İnsanlar aydınlanıyor onların yanına geldiğimi, sohbetine geldiğimi aydınlanıyor. Onların kalpleri de aydınlanmıştır. Bak ruhları kandil gibi aydınlıktır. Onların kalpleri de aydınlanmıştır. Neyle? Kur'an'ın nuruyla, Kur'an'ın ışığıyla. Mikyal el Mekarim cilt 1 sayfa 65'te bu dediğim hadis. El Melahim ve El Fitan sayfa 205'te Resulullah'tan hadis. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yardımcıları asil ve eğitimli olacaklardır. Kaliteli çocuklar oluyorlar. Seçkin çocuklar bak. Asil ve eğitimli. Böyle ayak takımı değil. Yani dinsiz, imansız, akılsız falan değiller. Hem asiller hem eğitimliler. Yani o devri mesela var dedim. Kolej mi, üniversite mi neyse iyi eğitimli gençler olacaktır diyor. Bunu kim söylüyor? Resulullah söylüyor. Ne kadar süre önce söylüyor? 1431 sene önce söylüyor. Neyle söylüyor? Vahiy ile söylüyor. Kim bildiriyor? Cibril bildiriyor. Cibril'e kim bildiriyor? Allah bildiriyor. İnşallah. Ve aynısıyla çıktığını göreceğiz inşallah. Resulullah'tan hadis. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yardımcıları Arap olmayacak. Çok azdır diyor, aralarında ağır Arap diyor zaten, diğer hadisleri biliyoruz hatırlatırsanız. Diğer milletlerden olacak, fakat Arapça da konuşurlar diyor. Arapçayı bilenler olacak demek işlerinde. İnşallah. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Benzeri kıyamet anı. Çünkü Mehdi'nin tefsirde, Kur'an çalışmalarında onların bilgisine ihtiyacı var. Mehdi'nin bir ilim heyeti var mesela, 30 kişilik. Onun için de Arapça çok iyi bilen olacak ki şu kelimenin anlamı ne diyecek Mehdi, şunun anlamı nedir? Kolaylık sağlayacaklar. Mehdi de böylece hem Kur'an'ı şerh edebilecek, hem hadisleri şerh edebilecek, hem de her şeyi anlatabilecek. Çünkü Mehdi Arapça bilmez diyor rivayette. Ama talebeleri bilir diyor. Yani tamamı bilir anlamında değil tabi. Ama bilirler yani, eğitimliler diyor çünkü. İnşallah. Ve vehbi ilmi olduğunu söylemiştiniz evet. İnşallah Mehdi. Mehdi vehbi ilimden hareket ediyor zaten. Hem ledünü hem vehbi ilme sahiptir. İnşallah. Nasıl peygamberimiz ümmi ise Mehdi de ümmidir. İnşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yardımcılarının Allah hakkında zerre kadar şüpheleri olmayacak. Yani %100 kendilerine emin oldukları gibi iman ederler diyor. Cenab-ı Allah'ın en makbul bulduğu hemen şu hakkul yakin. Aynel yakin, hakkul yakin. Demek ki ilmel yakinden başlayacaklar, ilimle bir yakınları olacak, ilmel. Sonra aynel yakinle gelecekler, sonra da hakkul yakin. Yani en yüksek iman mertebesinde olacaklar ve Allah'ı nasıl tanımak gerekirse o şekilde tanıyacaklardır diyor. Hakkıyla Allah'ı tanıyacaklardır. El beyan fi ekbarı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ahir zaman bölüm 5 Mikyal el Mekarim cilt 1 sayfa 65. Hazreti Mehdi Aleyhisselam elini yardımcılarının omzu ve göğsü arasına sürecek, şöyle meshedecek diyor, görsün şu şekilde böyle meshedecek. Böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. Yani burada tabii kastedilen
Mehdi'nin manevi gölgesine girdikleri için, zirve gölgesi altına girdikleri için müthiş bir imana ve kararlılığa sahip olacaklar. İnşallah. Böylece onlar haklarında alınacak hiçbir hükümden çekinmeyecekler. İster hapset, ister döv, ister şehit etmeye kalk, hakaret et, küfret, ne yaparsan hep etkilenmeyecekler diyor. Hiçbir karar onlara zor gelmeyecek. Ne istersen yap. O kadar cesur ve kararlılar. İnşallah. Yine Peygamberimizin hadis sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselamın talebeleri Hazreti Mehdi aleyhisselamın Mehdi aleyhisselamı mücadelesinde yani bu mücadelelerinde destekleyecekler. Emirlerini yerine getirecekler ve Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan daha itaatli ve boyun eğici olacaklar. Muazzam bir itaat anlaşılacak Mehdi'ye karşı. İşte üç kağıtçı bazı yobaz takımının gevrek sesli leş gibi kokan böyle ağıl kokan herifler demek ki ağrına gidecek. Mehdi'den emir almak ağrına gittiği için tavır koyacaklar. Yani ben ismi geçen kişilere tenzih ediyorum ama ben bunu anlatmak durumundayım. Üstad'dan söylüyordunuz hocam. Evet. İmanı zayıf, enesi kavi. İşte evet. İmanı zayıf, enesi kavi bir kısım böyle amonya kokan herifler demek ki ağrına gidecek inşallah. İnşallah. Mikyal el-Mehkarim cilt 1 sayfa 65. Efendim... O kadar çok ki peygamberimizden. Maşallah. Gece gündüz soruyorlarmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Talebeleri nasıl, Mehdi nasıl, kaşı nasıl, gözü nasıl, ne yapar, ne yer, ne içerler, nasıl yapacaklar. O kadar detaylı anlatmış ki Resulullah. Binlerce hadis var. Yüzlerce hadis var. Gizlemeye çalışıyor ama gizlenecek gibi değil. Hangi birini gizleyeceksin? Mehdi için nuzul etmiştir diyor hocam ayetler, o imamlar maşallah. Okuduk, evet, bir kısım, evet, dünya hakimiyeti ile ilgili bir kısım ayetlerin esbab-ı nuzulü, yani nuzul sebebi Mehdi ile ilgili. Maşallah. Mehdi'nin dönemini anlatıyor ayet. İnşallah. İnşallah. Ve Ehl-i Beyt imamları bunu bildiriyorlar. Evet. İmam Cafer-i Sadık ve diğer 12 imam. İnşallah. Efendim, 2 dakikamız kalmış. Ne yaparız? Belir hocam sen bir kapanış konuşması yap, ben de ayet okuyayım. İnşallah. İnşallah. Bizleri yarın 22'den itibaren ABBA TV, Kocaeli TV, Mavi Karadeniz Radyo ve harunyahya.tv internet sitemizden takip edebilirsiniz. Evet, evet, şeytandan Allah'a sığınırım. Zuhru suresi. Ve bunu tevhid inancını, belki insanlar Allah'a dönerler diye ardında şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi soyunda kalıcı bir kelime olarak kıldı bıraktı. Hazreti İbrahim soyu, Mehdi kimin soyundan? Hazreti İbrahim'in soyundan. İnşallah. Bak, tevhid inancını, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah inancını, belki insanlar Allah'a dönerler diye, yani deccaliyeti terk ederler diye, ardında kendi soyunda, Hazreti İbrahim'in soyunda, kalıcı bir kelime olarak bıraktı. Ebced'i 1999 tenvinli, 2029 yine tenvin şeddeli. Maşallah. Bak, maşallah. 1999 tenvinli olsa 1999 şeddeli olduğunu da 2029 tane veriyor. Maşallah. İnşallah. Hayır, ben onları ve atalarının kendilerine hak ve açıklayan bir elçi gelinceye kadar yararlandırdım. Bak, hayır, ben onları ve atalarını, yani ondan sonraki nesilleri kendilerine hak ve açıklayan bir elçi, bir Mehdi gelinceye kadar yararlandırdım. 2015 Ebced'i. Maşallah. Hemen sonraki ayet 29, bak peş peşe. 2015 bilenler baksınlar. Ancak kendilerine hak gelince derler ki bu bir büyüdür, doğrusu biz ona karşı kafir olanlarız. İtiraz edecekler diyor. Mehdi'ye karşı mücadele edeceklerine de ayet işaret ediyor. Ebced'i 1990 ayeti. Bakın peş peşe hep ahir zaman tarihlerini veriyor. 3 ayet. Üçü de Mehdiyet'e bakıyor. Üçü de Mehdiyet'in tarihini veriyor peş peşe. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Evet. Harun Ehya TV'den devam ediyoruz. İnşallah. İnşallah.